Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bal kabağı tohumları nasıl çimlendirilir? Özellikle de kestane kabağı tohumları nasıl çimlendirilir? Ve çimlendikten sonra neler yapılır? Onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk önce tohumlarımızı bir gece öncesinden suda bekletiyoruz. Bakın bir gecedir suda beklemesine rağmen, şişkinleşmesine rağmen tohumlar dibe çökmedi. Ve dibe çöken tohumlar daha kalitelidir. Ama İlginçtir, hiçbiri dibe çökmedi. Buradan elimizle kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şöyle tohumlara bastıracağız ve fıs fıs içi boş gibi bir his oluşursa o tohumu kesinlikle kullanmayacağız. Mesela şu tohumda o hissi aldım. Bunu kullanmayacağız. Bu tohum iyi. Zaten tam anlamıyla şişkinleşmemiş olan tohumlar kendini belli eder. Ve hemen hemen hepsi çimlenme olgunluğunda arkadaşlar. Bu şekilde bir tanesini ayıkladık ve tohumlarımızı çimlendirmeye hazır hale getirmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi şöylesi üretim saksıların 1/4'ünü toprakla dolduracağız. Ve arkadaşlar çimlenmeyi de garanti altına almak için her bir üretim saksısına simetrik olacak şekilde 4'er tane tohum bırakacağız. Tohumların yatay düşmesine dikkat edin arkadaşlar. Yatay olduğu zaman tohum kapsülü yarılacak ve bir kısmı toprağa doğru kök uzatırken çeneyin ortasındaki o sürgün yukarı doğru çıkarak gövdeyi oluşturacak arkadaşlar. Bu sebeple yatay yerleştirmeniz en güzel sonucu verir. Evet arkadaşlar, yeter kadar tohumumuz var. Birer tane de ortaya kullanmak istiyorum. Toplamda her viyole 5 tane olacak şekilde ekim gerçekleştirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bu tohumların üzerine yaklaşık yarım santimetre ya da en fazla 1 santimetre kapatacak şekilde aynı toprak karışımıyla üzerlerini kapatıyorum. 1 santimetreden daha fazla olursa arkadaşlar tohumlarımız çimlenmeyebilir. Evet arkadaşlar, saksılarımızı toprakla da doldurduk. Ve dikkat edin, saksının ağzına kadar doldurmadık. Yaklaşık 1 santimetrelik bir boşluk bıraktık. O da sulama payı arkadaşlar. Can suyu verirken, fidelerimizi sularken suyun taşmaması için öyle az bir alan bırakmamız iyi olur. Şimdi can suyunu vereceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Bu can suyu verme sırasında tohumlar dışarıya çıkabilir. Onu şöyle parmağınıza bastırıp üzerini de hafif toprakla kapatırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Evet, burada da bir tane çıkmış. Onu da yarım santimetre derine gönderdim ve kapattım. Burada da aynen bir tane var. Bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar tohumlarımız Allah'ın izniyle çimlenecekler. Şimdi artık Nisan ayının ilk haftasını da geride bıraktığımız için toprak, hava, su iyice ılıdı. Yani tohumların çimlenebileceği güzel bir ortam haline geldi. Bunları bahçenizde uygun yerlere, direkt güneş ışığı alan yerlere koyabilirsiniz. İsterseniz terasınızda, balkonunuzda, kapalı balkonunuzda da çimlenmesini bekleyebilirsiniz. Ama artık bugünden sonra herhangi bir yer seçimi yapmayacaktır. Eğer bu işlemi Mart başında yapmış olsaydınız mutlaka kapalı bir alanda durması çimlenmeyi hızlandıracaktı. Ama artık istediğiniz yere koyabilirsiniz. Tek bir şartımız var arkadaşlar. Bu saksı üzerindeki toprağın kesinlikle kurumaması. Kuruduysa sulayacaksınız. Bakıyorsunuz nemliyse sulamanıza gerek yok arkadaşlar. Üste bu kadar nem varsa bilin ki altta daha fazla nem vardır. Ve toprağı kurumadan sulamıyorsunuz. Çimlendikten sonra da arkadaşlar işlem aynen devam ediyor. Yine bol güneş alan aydınlık bir yerde toprağına bakıyorsunuz. Kurudukça suluyorsunuz. Peki böyle bir çalışmanın ardından yaklaşık 20 gün içerisinde bizi nasıl bir sonuç karşılayacak? Arkadaşlar bizi böyle bir sonuç karşılayacak. Ben her bir viyol gözüne 4'er tane tohum yerleştirmiştim. Bunda 4 tane çimlenme var. Bunda 2 tane var.
Bunda da 4 çimlenme var. Bunda da 2 çimlenme var. Bunda 3, bunda 3, bunda da 3. Yani arkadaşlar 2 saksıda 2 fire, 3 saksıda 1 fire. Toplamda 2, 4, 7 tanesi çimlenmemiş arkadaşlar. Tohumunuz ne kadar çoksa o kadar çok üretim saksısı kullanabilirsiniz. Bu da çimlenme ihtimalini artırır. Bu da bal kabağı en hakikisinden kestane bal kabağı üretme ihtimalinizi artırır arkadaşlar. O kestane bal kabağını da zaten tüm bir şekilde satın aldığınızda içinde bol miktarda tohum çıkacaktır. Ve o tohum hem size hem de arkadaşlarınıza yetecektir arkadaşlar. Yani kestane kabağı için özel bir tohum arayışına girmenize gerek yok. Aldığınız kabağın içerisindeki tohum size hayli hayli yeter arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi büyüttüğümüz ve bu olgunlaştırdığımız fideleri bahçemizdeki uygun yerlere dikeceğiz. Evet arkadaşlar, çukurlarımızı hazırladık ve alt kısmına yumuşatılmış toprak uyguluyoruz. Böylece kökler daha kolay nüfuz edebilsin. Bu dörtlü çimlenen üretim saksılarını kullanacağım arkadaşlar. Saksıyı ters çevirip altına şöyle vurduğumuz zaman köklerine zarar vermeden fidelerimizi çıkartacağız. Ve olduğu gibi hazırladığımız çukura yerleştireceğiz. Ve kenarlarından baskı uygulamadan toprakları dolduracağız. Burası bir önceki sezon kompost yaptığım alan idi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, organik atıklar çok fazla olduğu için bol miktarda solucan var. Çünkü solucanlar o organik atıkları yiyerek besleniyor. Yani herhangi bir gübre uygulamama gerek kalmayacak. Aynı işlemi diğer fideler için de yapıyorum. Bakın artık kökler gelişmiş ve saksı altında daireler oluşturmaya başlamış. Yine dağıtmadan çukura oturtuyorum ve kenarlarını toprakla dolduruyorum. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar. Ve mutlaka can suyu veriyoruz. Düne kadar yağmur yağıyordu. Toprağımız neme doygun ama yine de can suyu verelim. Ve arkadaşlar, bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Burada yetişen 4 kabak bitkisinin birini duvarın sol tarafına, birini buradaki tel örgünün üzerine, ikisini bu tarafa, buradakiler de yine duvarın sağ tarafına doğru büyümelerini sağlayacağım. Zaten tırmanıcı bir özelliği olduğu için uygun bir alanı seçip oraya doğru uzayacak ve meyvelerini oluşturmaya başlayacak. İyi bir kabak yetiştirmek için de arkadaşlar, olgunlaşan 3-4 meyve adayından sadece bir tanesinin büyümesine izin verin. Bütün bitki tek bir meyveyi büyütmek için çalışırsa gerçekten göze de hoş görünen büyük kabaklar elde edersiniz. Lezzetli kabaklar elde edersiniz. Ve bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Mümkün oldukça arkadaşlar, yanmış çiftlik gübresinden şerbet hazırlıyorsunuz. Ve o şerbetle 15 günde bir mutlaka suluyorsunuz. Benim elimde bolca humik asit var arkadaşlar. Bu humik asiti 15 günde bir kullanarak gübre ihtiyacını da karşılamış olacağız. Ve bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tohumları toprakla buluşturduk. Fidelerimizi büyüttük ve büyüyen fidelerimizi de bahçemizdeki uygun yerlere dikerek işlemi tamamladık. Dediğim gibi arkadaşlar, 15 günde bir ya humik asit ile gübreleyeceğiz ya da yanmış çiftlik gübresiyle şerbet yapıp o şerbetle gübreleyeceğiz. Kimyasal kullanmak isteyenleri saygıyla karşılarım ama kimyasalı kullanmanızı hiç de tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü yıllardır kimyasal kullana kullana topraklarımızı bitirdik. Ürettiğimiz sebzelerin de tadı kalmadı. En güzeli doğal üründür arkadaşlar. Doğal ürünlerin başında da yanmış çiftlik gübresi gelir. Onu temin etmekte zorlanırsanız internetten kolaylıkla sipariş edebileceğiniz humik asit çözeltisini üzerindeki kullanım talimatına göre 15 günde bir kullanarak gübreleme ihtiyacını da karşılarsınız arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.